gençler, cesaretimizi takviye ve idame eden sizlersiniz. Siz, almakta olduğunuz terbiye ve irfanla insanlık ve medeniyetin, vatan sevgisinin, fikir hürriyetinin en kıymetli timsali olacaksınız. Yükselen yeni nesil, istikbal sizsiniz. Cumhuriyeti biz kurduk, onu yükseltecek ve yaşatacak sizsiniz. Kasım'daki yayınımıza devam ediyoruz değerli seyirciler. Başkent Üniversitesi Atamer Öğretim Üyesi Yardımcı Doçent Doktor Halil Özcan konuğumuz. Mustafa Kemal Atatürk'ü konuşacağız. Birazdan tekrar bir sokağa gideceğiz. Orada insanlar neler söylemişler 10 Kasım'a dair onlara bakacağız. Ve hocamızdan da Atatürk'e dair açıklamalar alacağız. Çünkü önemli. Ne kadar anlatsak da yetersiz kalacak ama dilimizin döndüğü kadar, bilgimizin yettiği kadar Mustafa Kemal Atatürk'ü anmaya çalışacağız. Mesajlar, yorumlar varsa Twitter'dan paylaşabilirsiniz. Hocam hoş geldiniz, günaydın. Günaydın, teşekkür ediyorum. Nasılsınız? Çok teşekkür ederim, iyiyim. Biraz mutluyuz, biraz hüzünlüyüz ama gönül isterdi ki bu 10 Kasım'da da Atatürk'ün huzuruna çok rahat ve ödevimizi yapmış olarak çıkabileydik. Biraz da o yüzden burukluğumuz var diyebilirim. Ama gururluyuz. Ama gururluyuz. Ben konuşmama şöyle başlamak Buyurun isterim. Buyurun hocam, söz sizde, vaktimiz var. Uzun uzun konuşabiliriz. Teşekkür ederim. 1996 yılının Mayıs ayıydı. Balıkesir il merkeze bağlı Türk Ali köyünde bir düğüne davet edildim. Köyün özelliği okur yazar oranı çok yüksek bir köy. Köye gittiğimde beni tanıyanlar dediler ki bizim bir Hakkı amcamız var. Hakkı amcamızla mutlaka sizin tanışmanız gerekir. Kim Hakkı amca diye sordum. Hakkı amca emekli ceza infaz memuru yani gardiyan. Evet dedim. Hakkı amca dediler bir kahve açtı. Kahvesinin duvarlarını Atatürk resimleriyle süsledi. Ve kahvesinin içerisinde Atatürk'le ilgili kitaplık oluşturdu. Köylüye kitap okutturuyor ve sürekli Atatürk sohbeti yapar. Hadi gidelim dedim. Gittik Hakkı amca ayakta karşıladı. Ayakta hemen kısa hoşbeşten sonra beni sorguya çekti. Dedi ki, evlat söyle bakayım Atatürk kaç yıl yaşadı? Sonucu merak ettiğim için hızla cevap verdim. 57 dedim. Bak olmadı dedi. Niçin dedim? Bir Atatürk var ki asker, cephelerde cepheden cepheye savaşmış, hiç savaş kaybetmemiş, muzaffer bir komutan ve dahi bir asker. 1.57'ye bunu yaz dedi. Peki dedim. Bir dedi devlet kurucusu, siyaset ve diplomasi dahisi devlet adamı Atatürk var. 1.57'ye bunu yaz. Peki dedim. Bir de insan Atatürk var. Kurdu, kuşu, böceği, ağacı sever. İçimizden birisi. 1.57'de bunu yaptığında 3.57, 171 yıl yapar. Atatürk 171 yıl yaşadı dediğinde gözlerinin içerisine bakarak dedim ki, Atatürk öldü mü dedim, Hakkı amca boynuma sarıldı. Evet, 10 Kasım Atatürk'ü anlama günü ama aynı zamanda bir muhasebe günüdür, hesap verme günüdür. Hesabı niye vereceğiz? Bıraktığı emanet neydi, nereden aldık ve biz o emanetin bugün neresindeyiz? Evet, önce bu vatanı kurtardı, sonra bir cumhuriyet kurdu, kurduğu cumhuriyet, toplu iğneyi ithal ederken kendi yaşamının sonunda uçak fabrikası kurup uçak ihraç edecek hale gelmişti. Ve biz Japonya ve Sovyetler Birliği ile Atatürk döneminde %19 sanayileşme hızıyla dünyada en hızlı sanayileşen 3 ülkeden birisiydik. Hesap Japonya üzerinden görülsün. Görelim bir bakalım. Japonya 2. Dünya Savaşı'na girdi. Savaşa girmekle birlikte yetişmiş insan gücünü, sanayi tesislerini kaybetti. 2 tane şehrinin üzerine atom bombası atıldı ve ağır bir savaş tazminatına mahkum oldu. Türkiye ise savaşa girmemekle yetişmiş insan gücünü korudu. Sanayi tesislerini korudu. Hazinesi ağzına kadar doluydu. Ama o zaman sorulacak soru şu. Biz bugünkü Japonya'dan niçin daha ileride değiliz? Çünkü biz Atatürk'ümüzü kaybettik. Atatürk'ümüzü kaybettikten sonra Atatürk'ün belirlediği o yolu da kaybettik. İzden biraz saptık.
Eğer biz bugün Japonya'dan daha ilerideyiz diyebiliyorsak, bu 10 Kasım'da da Atatürk'ün karşısına gururla çıkalım. Hocam, 10 Kasım'lar onun için bir hesap verme günü olması gerekir. Ve o yüzden buruk bir sevinç yaşadığımızı söylediğiniz program evet. girişinde bu yüzden değil mi? Bu yüzden de evet. Ve şunu da hatırlatmak isterim. Atatürk ismi sadece Mustafa Kemal ön adından ibaret değildir. Atatürk ismi emperyalizme karşı tam bağımsızlıktır. Hilafet ve saltanat makamına karşı egemenlik mücadelesidir. Özgürlüktür Atatürk, demokrasidir, çağdaşlaşmaktır Atatürk. Atatürk, Türk milli mücadelesinde bir arada olmaktır ve Atatürkçülük uygarlıktır, demokrasidir, cumhuriyettir, Atatürk Türkiye'dir. Bu kadar büyük bir ortak değere el birliğiyle sahip çıkmamız lazım ve el birliğiyle bu coğrafyada Atatürk'ün hedefine ulaşmamız gerekir. Çünkü bizi bir arada tutan değerler çok fazla değil. Onu hatırlatmak isterim. Ve biz hep derslerimizde, televizyon programlarında, diğer sohbetlerimizde Atatürk'ün yaptıklarını anlattık bugüne kadar ama yine bir muhasebe ve hesaplaşma açısından bugün 10 Kasım olduğu için şöyle bir soru sorsak. Ya Atatürk olmasaydı? Bu soruyu bizi izleyenlerin vicdanına havale ediyorum ve bu konuyu merak eden Amerikalı ünlü tarihçi Justin McCarthy'nin tespitini paylaşmak istiyorum. Buyurun hocam. Çünkü Justin McCarthy Ermeni konusunda da Türkleri desteklemiş bir bilim adamı. Desteklemiş demeyin de bilimsel doğruları söyleyen nadir, namuslu bilim adamlarından birisi değil. Özellikle yabancılarda. Justin McCarthy aynı zamanda Türkiye ve Osmanlı tarihi üzerine çalışmıştır. Diyor ki Justin McCarthy, 100 yıldan beri var olduğu tüm coğrafyalardan kovulan Türkler en son Konya Ovası'na kadar geldiler. Konya Ovası'ndan da kovulması ve Konya Ovası'nda imha edilmesi kaç yıl alırdı sanırsınız? Eğer Atatürk olmasaydı Türkler ne Trakya'da ne de Anadolu'da tutunamazdı. Ve Atatürk olmasaydı ne Türk kalırdı ne de Türkiye kalırdı diyor Justin McCarthy. Hocam yine ara ara gireceğim de. Tabii buyurun. Benim de türlü şeyim var, fikirlerim var, bu şey dar. Dediğiniz gibi hem gurur hem sevinç hem de bazı ödevlerin yerine getirilmemesinin verdiği de bir üzüntü diyebiliriz artık. Evet. Belki utançla karışıktır burada. Biraz evet. uzaklaşmamızın verdiği. Bazen benim de aklıma geliyor anlatırken Atatürk'ü. Ya olmasaydı? Ya o kadar vahim bir tablo ortaya çıkıyor ki düşündüğümüz zaman. Çünkü büyük bir deha, büyük bir zeki lider, bir asker, iyi ki varmış diyoruz bir kez daha bu soruyu evet. düşündüğümüz zaman. Hem Türklüğümüzü hem de Türkiye'mizi Atatürk'e borçluyuz. Evet. Bir minnet duygusunu hak etmiyor mu? Fazlasıyla. Fazlasıyla tabii. Bakın Atatürk umuttur aynı zamanda. Umut olduğuna dair size bir örnek vereceğim. Hı hı. İki tane örnek vereyim hatta. İstanbul'a döndükten sonra Mondros Ateşkes Antlaşması'ndan 13 Kasım 1918'de İstanbul'a dönüyor. Kasım ayının sonunda gazeteci Aka Gündüz'e bir beyanat veriyor. Diyor ki, milletin ruhu zindedir ve cevheri bozulmamıştır. Milletin içine giderek onlarla birlikte mücadele başlatacağım diyor. Bakın daha Mondros Ateşkes Antlaşması imzalanalı bir ay olmuş. Ve 4 Şubat 1919 Samsun'a çıkmadan 2,5 ay evet. önce Alemdar gazetesi yazarı Refik Cevat, sonradan Ulunay soyadını alacaktır. Şişli'deki evinde Atatürk'le bir mülakata gelir. Mülakatta sorularını sorar gazeteci. Soruları bitmiş olacak ki paşam müsaadenizle deyip ayağa kalkar. Atatürk, Mustafa Kemal Paşa der ki Cevat Bey sorularınız bitti mi? Bitti efendim der. Ama vatanın içindeki durum ve kurtuluşuyla ilgili, istiklaliyle ilgili bana hiçbir soru sormadınız. Şöyle gülümser ve alaycı bir ses tonuyla der ki ama paşam ben vatanın kurtuluşuyla ilgili en ufak bir ihtimal dahi göremediğim için böyle bir sual sormadım size der. Buyurun oturun der. Ben o suali sorduğunuzu farz edeyim ve size cevap vereyim der. Der ki Avrupa'da İngiltere ve Fransa yıllarca birbirleriyle mücadele ettiler. Ama ortak düşman ve tehdit olan Almanya'ya karşı birleştiler. Şimdi savaştan sonra Almanya tehdidi ortadan kalktığı için
bu iki devlet birbirleriyle savaş öncesi nerede kaldıysa aynı mücadeleye devam edecek. İtalya'ya gelince, İtalya'da kendi içerisinde sorunlar yaşıyor, belki bir iktidar değişikliğine sebep olacak. Dolayısıyla bu ülkelerin bizim iç işlerimizde ve Anadolu'yla ilgilenebilme ihtimalleri çok zayıf. Oysa bir teşkilatçı Anadolu'ya geçer, milleti örgütleyebilirse çok rahat bir istiklal savaşı verilebilir ve zafere ulaştırılabilirdir. Refik Cevat der ki ama efendim asker yok, silah yok, para yok, para yok, millet yok ve Anadolu bir çöl. Ve efendim o çölün ortasında bir Türk milleti var ve o milletin de bir cevheri var. Baştaki cevher. O cevheri var ve o cevheri içeriden harekete geçirmek lazım diye sorduğunda ama diyor Refik Cevat, millet 10 yıllık savaştan perişan düşmüş, Anadolu'daki Türk halkının ayakta duracak mecali yok diyor. Yok beyefendi diyor, siz o milleti tanımıyorsunuz diyor. Refik Cevat gazeteye dönüyor, gazetede arkadaşları soruyor, paşa ne dedi? Vallahi Anadolu'ya geçilirse, teşkilat kurulursa, istiklal başarıya ulaşır dedi. Deli midir, zır deli midir anlayamadım. Durum o tarihte bu ama Atatürk umudunu asla kaybetmiyor. O umudunu kaybetmediği bir şey daha var. Cumhuriyetin ilanı döneminde de Atatürk bilmiyor muydu cumhuriyetin bir insan sorunu olduğunu? Yani eğitimli, kültürlü, refah düzeyi yüksek insanlardan oluşursa cumhuriyet sağlam temeller üzerine oturtulurdu. Orada da güvendiği yine milletin cevheridir. Kurtuluş Savaşı'nda güvendiği gibi. Arnold Toynbee diyor ki, İngiliz yazar, bir düşünün ki Batı'nın Rönesans, reform, aydınlanma, coğrafi keşifler, sanayi devrimi, Fransız devrimi 250-300 yıl sürede Batılı Hristiyan devletler birbirlerini destekleyerek ulaştıkları aşamayı Anadolu'da Mustafa Kemal Atatürk 15 yılda tamamladı. Evet, Batı'daki tüm gelişmeleri 15 yılda tamamladı ama o Türk milletinin cevherine güveniyordu. Peki bu cevher şu anda ayakta mı? Evet, bence bu cevher şu anda ayakta. Şimdi günümüzde Atatürk'e akla, insanlığa ve vicdana sığmayacak ölçüde bazı saldırılar var. Hocam bu, evet, o saldırıları benim geçmeden önce yine bir araya girmek istiyorum da şunu soracağım size. Mustafa Kemal Atatürk gerçekten büyük bir dehaydı ki toplumları ileri götüren insanlar da pek normal insanlar değildir. Yalnızlardır, cesurlardır ve inançları gerçekten milyonları da bir nevi inandıramamıştır, şaşırtmıştır. Atatürk de öyle bir lider ve zeka orada Türk milletini iyi tanımasıyla ve dünya tarihini çok iyi bilmesiyle birleşmiyor mu? Ortaya öyle bir tablo çıkmıyor mu? Kesinlikle, kesinlikle birleşiyor ve o zeka işte, o cevhere güvenen zeka bu mücadeleyi başarıya ulaştırıyor. Bir görüşmesinde der ki, dahi odur ki fikrini ortaya attığında herkes deli der. Ama doğru, başarıya ulaştığında zaten Refik Cevat da evet, deli demişti. Başarıya ulaştığında daha sonradan dahi olduğu anlaşılıyor. Dahi olduğu kesin. Karar ve kanaatleri çok iyi veriyor, çok iyi dinlemesini biliyor, çok iyi sentezleme yapıyor. Hı-hı. Şimdi ben bu şeyi bir o, tam o saldırılara bir bu cevherle hakaretler birleştirerek söylemek istiyorum. Buyurun hocam. Sanki Atatürk tarih öncesi çağlardan yaşamış, Atatürk hakkındaki bilgileri biz arkeolojik kazılardan, kırıntılardan kazıyarak elde ediyormuşuz gibi böyle bir izlenim ve algı yaratılarak Atatürk'le ilgili biraz önce söylediğim gibi akla, hayale ve vicdana sığmayan iftiralar ortaya atılıyor. Bu iftiralarda da güdülen amaç şu: ne kadar çok tekrar edilirse hem kendileri inanıyorlar buna bir müddet sonra, hem de insanları inandırmaya çalışıyorlar. İşte Türk milletinin özündeki o cevher bütün bu saldırılara rağmen, işte biraz önce gördük, 9'u 5 geçe bütün yurtta İnsanlar hayatı durdurdu ve kalplerini Atatürk'le attı. Hı hı. Atatürk'le beraber attı ve Atatürk'e minnetlerini gösterdiler. Oysa Nebi Bey, Atatürk tarih, biraz önce söylemiştim, tarih öncesi çağlarda yaşamadı. Yazı bulunmuştu. Gazeteler vardı. Belgeler var, bilgiler var. Belgeler var, radyo var, ajanslar var, film çekilebiliyor, yabancı basın var ve Atatürk de kendi hatıralarını tutuyor. Atatürk'ün etrafındaki insanlar da hatıralarını tutuyor.
biz Atatürk'le ilgili bir konuyu gündeme geldiğinde, bir konuyu öğrendiğimizde diğer bu kaynaklardan teyit edebiliyoruz. Hedef ne? Siz bu doğru bildiklerinizi bir tarafa bırakın, bizim dediklerimize inanın. Ama dediğim gibi ahlaksız bir kurgudur bu ve bu kurgunun tutması mümkün değil. Türk milletinin o cevheri hala ayakta, Atatürk'ü seviyor ama burada bir öz eleştiri yapmak lazım. Türk milletinin Atatürk sevgisi, Atatürk bilgisiyle beslenmeli ve desteklenmelidir. Bizde eksik olan sevgi tamam, evet, bilgi. Bilgi de eksiz. Evet, o bilgiyi tamamlamak gerekir. Belki bu programlarda onlara bir nebze olsun katkı sunuyordur. Ve burada şöyle bir hesaplaşma yapmak istiyorum. Venizelos, Yunanistan Başbakanı, Yunanistan'ı 1. Dünya Savaşı'na sokabilmek için Yunanistan kralına karşı İngiltere ve Fransa ile işbirliği yapıp darbe yaptı ve kralı Almanya'ya kaçırdı. Çünkü Yunanistan kralı Alman imparatorunun damadıydı 1. Dünya Savaşı öncesinde ve kendi kayınpederine karşı, tahta karşı savaşmak istemiyordu. Ama Venizelos mutlaka Anadolu'yu istiyordu, İngilizlerle, Fransızlarla savaşmak istiyordu. Savaş sonrası o Venizelos Yunanistan'ın bütün evlatlarını, parasını, varlığını Yunan büyük ideali uğruna Anadolu'ya getirdi. Kendi deyimiyle Küçük Asya için getirdi ve burada çok büyük bir hezimet yaşadı. Ve bu mücadeleden sonra 3 milyon 200 binlik Yunanistan'a 1 milyon 300, 1 milyon 400 bin yeni göçmen gitti mübadeleyle ve Yunanistan'dakiler bu gelen göçmenlere hoş geldin kardeşim, Anadolu'nun havası nasıldır diye sormadılar. Siz kampanyalarla ve para vaatleriyle Anadolu'ya gittiniz. Bir hiç uğruna bizim çocuklarımızın kanını döktünüz. Şimdi de bitmiş olan, çok az olan ekmeğimize ortak geldiniz dedi ve Yunanistan'da yer yerinden oynadı. Sonra Venizelos 1928 yılında başbakan oldu. 12 Ocak 1934'te Atatürk'ün Nobel Barış Ödülü'ne aday gösterdi. Şimdi ben şunu sormak istiyorum. Atatürk'ü karalayanlar ve Atatürk'e saldıranların kazancı Venizelos'un kaybından daha mı büyük? Bu hesaplaşmayı da milletin vicdanına havale ediyorum. Hocam daha güncel bir olay. Elon Musk, Tesla'nın ve SpaceX firmalarının sahibi Türkiye'ye geldi biliyorsunuz. Evet. Anıtkabir'de iki fotoğraf paylaştı. Diyoruz ya, biz bazen kendi değerimizi çok bilmiyoruz, değerlerimizi çok bilmiyoruz ve bunu nankörce onlara hakaretler yağdırıyoruz. Evet. Elon Musk Anıtkabir fotoğrafını paylaştı. 1,4 milyon beğen aldı. Başka bir milletten gelen bir insan, yabancı bir insan, ataya bu kadar saygı duyarken akıl kârı değil. Bizdeki insanların borçlu olduğu, minnet borçlu olduğu, hatta konuşmaya bile borçlu olduğu bir insana böyle hakaretler yağdırmasın. O zaman Fransız gazeteci Claudio Ferre diyor ki, Atatürk yüce bir dağa benzer. O yüce dağın eteklerinde yaşayanlar o dağın azametini yeterince kavrayamazdı. Doğru. Bu tam Türk milleti için söylenmiş bir söz. Uzaktan bakan, akıl vicdan sahibi insanlar bunun kıymetini daha iyi kavruyorlar. Evet. Değil mi Nevi Bey? Çok yerinde bir söz hocam. Evet. Anlamlı. Peki biz mi abartıyoruz? Atatürk'ü içeriden biz çok taraflıyız. Evet, ben bir tarafım. Akıldan, bilimden ve Atatürk'ten yana tarafım. Muhakkak akademisyensiniz. Evet, ama 20. yüzyıla damgasını vuran liderler için bir araştırma yapıldı Amerika Kent Üniversitesi'nde. Profesör Doktor Arnold Ludwig ve 119 ülkeden 1941 lider alıp inceledi. Sonra o liderlerin sayısını 377'ye indirdi. Bunları daha da incelenebilir buldu. O liderlere 200 kriter uyguladı. O kriterle uygulanan kriterler içerisinde 20. yüzyılın vizyoner lideri olarak Gazi Mustafa Kemal Atatürk seçildi. Ve 18 yıllık bir çalışma, psikiyatri profesörün yaptığı çalışma bu 20. yüzyıla damgasını vuran Atatürk. Şimdi biz Atatürk'ü biraz da farklı boyutlarıyla izleyicilerimize bugün 10 Kasım farklı yönleriyle anlatarak devam edelim isterseniz. Tabii. Ocak 1923, Türk delegesi Lozan'da müzakereler devam ediyor. Ama Lozan'da müzakereler çok iyi gitmemektedir. Adeta orada da bir savaş verilmektedir. Çünkü İtilaf Devletleri'nin hemen tamamı Anadolu'da birbirlerine çıkar çatışmasına girmiş olsa da, Fransa ve İtalya Anadolu'dan ayrılmış olsa da, bütün Anadolu üzerindeki çıkarları İngiltere ile örtüşüyor. Ve hepsi bizim karşımızda. Atatürk'ün deyimiyle yüzyılların hesabı görülüyor orada. Türkiye Büyük Millet Meclisi de 14 maddelik
Lozan Belediyesi'ne talimat veriyor. Bu 14 maddeden iki tanesi kırmızı çizgi. 1 ve 8. maddesi. Türkiye'nin Doğu Anadolu'suna Ermeni devleti kurulamaz, masaya dahi gelmesin, kaldır. Ankara'ya sormana gerek yok. Ve kapitülasyonlar hangi ad ve ünvan altında olursa olsun kabul edilemez. Lord Curzon görüşmeler, tehditler havada uçuşurken önce kapitülasyonu gündeme getiriyor. Arkasından 9 Ocak 1923'te Ermenilere Türkiye'nin Doğu Anadolu'sunda bir devlet istiyor, toprak istiyor. İsmet Paşa gizli bir telgraf çekiyor Ankara'ya. Diyor ki, ordumuza gözümüz gibi bakalım, Lozan'da kara bulutlar dolaşıyor. Atatürk anlamıştır. Lozan'da delegenin elini kuvvetlendirebilmek için kararlılık göstermesi gerekiyor. Türk ordusu Kurtuluş Savaşı'ndan sonra terhis edilmedi. Çünkü Boğazlar ve İstanbul işgal altındaydı. Ordu Bursa ile Kocaeli arasında duruyor. Tren hazırlanıyor. Tren Eskişehir'e geliyor. Tarih 15 Ocak 1923. Atatürk'e bir telgraf uzatılıyor. Telgrafı okur, gözünden yaşlar süzülür. Sonra şöyle bir an durur. Telgraf İzmir'den yaveri ve çocukluk arkadaşı Salih Bozok'tan gelmektedir ve annesinin ölüm haberini vermektedir. Der ki, yazın Salih'e, Allah Cenab-ı Hak bu millete selamet versin, merhumeyi uygun bir törenle defnedin. Şimdi soruyorum Nevi Bey. Atatürk, zafer kazanmış başkomutan. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin başkanı ve Türk milletinin bir numaralı temsil makamında. Tren Eskişehir'e gelmiş, İzmir'e daha da yaklaşmış. Atatürk'ün trenini İzmir'de annesinin cenazesine götürmesini engelleyebilecek insani, askeri, hukuki, siyasi hangi güç vardı, hangi güç onu durdurabilirdi? Ama o milletini, işini tercih etti, gitti Bilecik üzerinden, devam etti yola, orduları teftiş etti, Kocaeli'ye vardı, İzmit'e, İstanbul'dan gelen basınla görüştü, Türkiye'nin kararlılığını bildirdi, Lozan'daki delege heyetinin elini güçlendirdi. Sonra, 12 gün sonra Manisa üzerinden İzmir'e gelerek annesinin mezarına gitti. Ben Arnavutluk üzerine çalışıyorum. Arnavutluk kralı Ahmet Zogu'nun annesi 1934 yılında vefat eder. Hı hı. Türkiye'den de oraya büyükelçi Yakup Kadri Karaosmanoğlu gönderilmiştir. Hatıralarında der ki Yakup Kadri, ben Dıraç Limanı'na indiğimde Kral Zog'un annesi Hatice Hanım vefat etmişti. Kral 40 günlük yas ilan etti ve bir büyükelçi olarak krala güven mektubunu sunamadığım için görevime başlayamadım der. Sormak lazım ya. Kral Zog'un annesi annede, Atatürk'ümüzün annesi Zübeyde Han'ın anne değil mi? Öncelikler farklı demek. Tabii. Yani bir de Atatürk'le bir Alman gazeteci Emil Ludwig bir röportaj yapar. Biyograf yazarıdır. 1916 yılında Türkiye'ye gelmiştir. Türkiye'yi çok iyi tanıyor ve çok hazırlıklı gelmiştir. 4 saat süren bir röportaj yapar. Atatürk'e sorar. Sizin Avrupa'da bir generalin, bir devletin başında olması nedeniyle iyi gözükmüyor. Siz ne dersiniz der. İyi bir algı değil der. Atatürk der ki, bir general, generalden başka bir şey değilse doğrudur. Yani ben aynı zamanda devlet adamıyım. Ve bir general eğer devlet başkanı iken başka kurumlar tarafından denetlenip kontrol edilemiyorsa tehlikelidir. Ama ben bütün kurumları yetkimi paylaşarak bütün kurumları kendim oluşturdum der. Ve devamında der ki, ama sizin batıda ihtiraslı bir lider olduğunuz söyleniyor. Der ki, ihtiras olmadan olmaz ama benim ihtirasım milletime hizmet içindir. Eğer ihtirası şahsi çıkarınız ya da şahsi zenginliğiniz için kullanıyorsanız bu çok tehlikelidir. Ve der ki, ihtiras sahibi olanlar aynı zamanda maceracıdır. Ben Türk milletini bir maceraya sürüklemedim. Şunu açıklayayım, maceraya sürüklemediğine bir örnek vereyim. Kurtuluş Savaşı'ndan sonra Yunan ordusu yenilmişti. Mudanya Ateşkes Anlaşması'yla Türk ordusu Trakya'ya geçmişti. Hem Nuri Jonker hem de birkaç milletvekili Atatürk'e diyorlar ki, hazır Trakya ordusunu takviye edelim, Selanik'e ordu geçsin, sizin evi açsın. Yani Selanik'i alalım.
Atatürk'ün verdiği cevap şu. Biz bu dünyanın önüne, karşısına Misak-ı Milli diye bir belgeyle çıktık. Ve daha ilk başta bu sözümüzden dönemeyiz. Ve şu anda Avrupa birbirine girmişken biz böyle bir harekete kalkarsak Avrupa'yı kendi içindeki sorunları bir tarafa bıraktırıp kendi aleyhimize birleştiririz ve yok yere Türk çocuklarının kanı dökülür. Lütfen bu bahsi bir daha açmayınız. Siz Selanik'i benden daha çok seviyor olamazsınız. Ve şunu söylüyor Atatürk ve ben de şunu söyleyeyim burada. Her insan bir işe başlayabilir ama akıllılar ve dahi insanlar ancak nerede durması gerektiğini bilirler diye söylemiş olayım. Bir de Atatürk sizin başta da biraz vurguladınız. Ben de ona oradan devam edeyim. Şevket Süreyya Aydemir kitabının ismini tek adam diye koymuştu Atatürk'ü anlatırken. Bana göre Atatürk tek adam değil, yalnız adam. 1936 yılı Eylül ayında Florya'dan korumaları ve yaverleri atlatırlar Nuri Jonker'le birlikte. Şoförü alırlar. Arabanın tentesini açıp çekmeceye doğru bir seyahat yaparlar. Eylül ayı, rüzgar esiyor, hava güzel. Giderken çekmecede yol üzerinde bir çiftçiye rastlarlar. Çiftçi sabanla tarlasını sürmektedir. Ama sabanın bir tarafında öküz, bir tarafında merkep yani eşek koşuludur. Atatürk durur, arabayı durdurur. Hemen cebinden sigarasını çıkarır bir paketini. Çiftçiye yaklaşır, selam verir. Ateşin var mı der. Ateşin var der, ona sigara verir. Kendisi alır, sigarayı beraber yakıp bir sohbet ortamı oluşturur. Ve der ki, hasatınız nasıl, bu sene nasıl oldu der. Yufkaydı beyim der, iyi geçmedi. Sebebi ise der, biraz bizde kabahat, biraz da Rabbimde. Niçin? Biz biraz geç ektik toprağı. Rabbim de bize rahmetini esirgedi. Yağmur pek yağmadı der. İyi, hoş görüyorum ama der, senin bir tarafına öküzü koşmuşsun, bir tarafına merkep koşmuşsun. Arada ikisinin arasında boy dengesi var ve saban iyi sürülmüyor. Sen de çok zorlanıyorsun. Senin bir çift öküzün yok mu? Öküzünün teki nerede? Olmaz olur mu bey? Gazi Paşa'mız gerçi başımızda. Huzur içinde yaşıyoruz. Allah devlete zeval vermesin ama. Hıdır Ellez'de geldi vergi memurları, öküzümü sattı. Ne diyorsun sen ya? Hiçbir çiftçi, bir çiftçinin bir çift öküzü satılır mı? Bu nasıl iş? Muhtar yok muydu? Muhtara söyleseydin ya. Beyim, muhtar zaten başınızdaydı. Kaymakama gidip söyleseydin. Beyim, kaymakam zaten vergi memurlarını gönderdi. Ya peki İstanbul burası 20 dakika sonra gidip valiyle görüşseydin 20 dakikalık mesafe. Beyim, valinin de bu işlerden haberi yok mu sanıyorsun? Vali sağırdır, bizi duymaz. Peki, İsmet Paşa haftada bir ya da iki haftada bir İstanbul'a geliyor. Florya'ya da uğrar. Sana da çok yakın. İsmet Paşa'ya, başbakana gidip durumunu söyleseydin. Başbakanın da bir sürü işi var. Sonra gitsem o beni duyar mı? O da sağırın sağırı. Peki, başlangıçta Gazi Paşa dedim. Gazi Paşa'ya gidip derdini anlatsaydın. Gazi Paşa'ya ben nasıl ulaşayım beyim? Onun bir sürü işi var, devlet işi var, başka işleri var. Gazi Paşa benim bir öküzümün peşine mi düşecek? Peki der, senden hoşlandım. Senin adın neydi? Halil ama bana Halil Ağa derler. Halil Ağa köyüne uygun bir zamanda gelip bir ayranını içerim der. Arabaya biner, geri dönerler. Der ki Nuri Jonker'e, bu işin tadı kaçtı. Şimdi beni bıraktıktan sonra hemen geleceksin. Benim kim olduğumu söyleme. O köylüyü akşam al, köşke getir. Ve geldiğinde yaverlerine ve sekreterlerine diyor ki, başbakan o dönemde İstanbul'da, başbakanı, İstanbul valisini, İstanbul'da bulunan milletvekillerini ve bakanların hepsini akşam davet edin buraya. Bir masa hazırlatır, 25-30 kişilik ve masa hazırlandıktan sonra der ki, bugün Efendimizle görüşeceğiz, Efendimiz'e karşı tutumunuzu merak ediyorum der ve biraz sonra Nuri Jonker'le birlikte Halil Ağa salona girer. Salona Halil Ağa'nın girmesiyle birlikte Atatürk ayağa kalkar. Atatürk ayağa kalktıktan sonra hepsi ayağa kalkarlar. İşte gerçek Efendimiz der. Yanına oturtur. O günkü durumu anlatır başından geçenleri. Sonra der ki, bu nasıl bir cumhuriyettir? Biz bu cumhuriyeti süs olsun diye mi ilan ettik? Bizim cumhuriyetimiz halk cumhuriyeti değil mi? Halkına hizmet etmeyecek miydi? Bu nasıl bir kanundur?
kanun eğer köylünün öküzünü sattırıyorsa yanlış. Kanun bunu yapmıyor da uygulamada memurlar bunu, vergi memurları bunu sattırıyorsa o da yanlış. Ama diyor valiler, kaymakamlar, hükümet, vergi memurları vergileri şişirmek için gidip köylünün öküzünü sattırıyor ve siz vergi şiştiği için onu denetlemiyorsunuz. Ve bu iş maalesef İstanbul'da burada oluyor. Bunun Van'ı var, bunun Bitlis'i var, bunun 40 bucak ilerisinde başka ilçeleri var deyip hayıflanıyor. Atatürk ne yapsın? Belki onun içindir Nebi Bey. Yazları meclis kapandıktan sonra 3 ay Anadolu'yu gezmeye çıkar, yurt gezilerine çıkar, köyleri, kasabaları, şehirleri dolaşır ve uygulamaları bir genel müfettiş gibi kontrol eder. Yerinde görüyor. Yerinde görüyor. İşte Atatürk'ü diğerlerinden ayrıcalıklı kılanlardan birisi bu. Ve 1920, yine yalnız adamlığına bir örnek vereyim. 1924 yılının ilkbaharında Erzurum Pasinler'de deprem olur. Gider oraya, yaşlı bir köylüyle sohbet eder. Der ki, amcacığım zararınız ne kadar? Hükümet ne kadar ödese zararınız karşılanır? Yaşlı adam der ki, padişahım bilir. Amcacığım, padişahı siz ben hep beraber kaldırmadık mı? Padişahım bilir der. Atatürk döner kaymakama. Kaymakam, bu daha devrimden, cumhuriyetten haberi yok köylünün, siz ne yaptınız dediğinde yaz işleri müdürü öne atılır, güya iş bilir bir memur, kaymakamını kurtaracak. Efendim der, biz de cumhuriyetin ilanını yazıyla köylüye tebliğ ettik. Oğlum der, tebliğle devrim olur mu? Yani bu işin insan malzemesi olduğunu tabii ki Atatürk de biliyordu. Atatürk'ün insancıl yönüne bir örnek vermek istiyorum. O da şu. Çin'den çok kıymetli iki tane vazo gönderilir Atatürk'e. Ve bu vazolar Marmara Köşkü'ne konulur. Marmara Köşkü'nde Atatürk'ün özel sekreteri vardır, Ekrem Uraz. Ekrem Uraz da Atatürk'ün yokluğunda küçük kızı vardır. Kızı da, kızıyla birlikte sınıf arkadaşı gelir, köşkü gezdirir. Ekrem Uraz'ın kızı köşkü gezerken kolu vazoya çarpar, vazo yere düşülüp parçalanır. Ekrem Uraz'ı günlerce uyku tutmaz. Ve Ekrem Uraz, Atatürk geldiğinde çok korkmaktadır, tedirgindir. Diğerler Atatürk'e vazonun kırıldığını söyler. Atatürk, Ekrem'i çağırın der. Ekrem gelir, kendi deyimiyle bacakları titremektedir. Atatürk'ün ayağına kapanmak istemektedir. O derece şeydir. Atatürk der ki, Ekrem, çocuğa bir şey oldu mu? Ama efendim, vazo kırıldı. Ekrem, vazoyu boş ver. Çocuğa bir şey olmadıysa, çocuğun kalbi kırılmadı ya. Çünkü bir Türk çocuğunun kalbi ne kadar muhteşem, ne kadar güzel vazo olsa da vazo için kırılmaz Ekrem diye söyler. Ve çok mütevazidir Atatürk. Mütevaziliğine şöyle bir örnek vereyim. 1937 yılının Eylül ayında Florya'dadır. İki tane genç grup kayıklarla birlikte denizde seyahat etmek, denizde neşelenip eğlenmektedir. Hoşuna gider. Kayığı hazırlayın, ben de gençlerin arasına gideceğim der. Gelir. Gençler der, ne güzel eğleniyorsunuz. Türk çocuğu hem çalışmasını hem de eğlenmesini bilmelidir der. Gençlerden birisi, gençler der ki, efendim sayenizde, devrimlerinizin sayesinde rahat, huzur, özgürlüğe kavuştuk ve eğleniyoruz dediğinde Atatürk der ki, hayır, bunu sizin dedelerinizle beraber, babalarınızla beraber birlikte yaptık. Ve onlara bir soru sorar. Eğer ben kabiliyetsiz bir milletin şefi olsaydım, bu devrimleri yapabilir miydim? İşlerinden Sadi diye bir genç çıkar der ki, atam der, sizin kabiliyetsiz bir milletin şefi olmanızın ihtimali yoktur. Çünkü kabiliyetsiz bir millet sizin gibi bir lider çıkaramazdı der. Atatürk'ün çok hoşuna gider ve gence teşekkür eder. Hocam bir es verip sokağa çıkalım. Peki. Vatandaşlar 10 Kasım'a dair, Mustafa Kemal Atatürk'e dair neler söylemişler bir izleyelim. Bu kadar bahsettik. Bir de onların görüşlerini alalım. Sonra tabii, kaldığımız yerden devam edelim. Tabii ki. Türk'ün ölüm yıl dönümü. Neler söylemek istersiniz? Yani üzgün olacağınız bir gün. Ve Türkiye'nin en büyük liderini kaybedildiği gün. Üzgünüz yani. Atatürk, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucu lideri. Şu anda vefat etmiştir ama kalbimizde yaşıyor. Onu ve bütün şehitlerimizi minnetle anıyoruz. Ve Türkiye Cumhuriyeti var olduğu müddetçe de
Atatürk'ümüz kalplerimizde yaşayacaktır, yaşamaya devam edecektir. Bu ülke için çok önemli şeyler yapmıştır. Mustafa Kemal nur içinde yatsın, çok büyük hizmetleri oldu. Bu ülkeyi bu insanlara emanet etti. Atatürk'ün ölüm yıldönümü neler söylemek istersiniz bugünle ilgili? Onun bıraktıklarına sahip çıkabilmek, onun Türkiye'ye ektiği tohumları yeşertebilmeyi isterdim. Yani bütün varlığımızı, şu anda var olmamızı ona borçluyuz. Onu çok seviyoruz, yürekten bağlıyız. Ömür boyu da seveceğiz bütün kalbimizle. Peki ziyaret ediyor musunuz önemli günlerde, Anıtkabir olur? Evet. Çocuklara bunları anlatıyor muyuz? 28 Ekim'de ziyaret ettim. 29 Ekim'de maalesef bariyerler yüzünden zor oluyor. 10 Kasım'da da düşünüyorum ziyaret etmeyi. Öğretmenler, Cumhuriyet sizden, düşünceleri hür, vicdanı hür, irfanı hür nesiller ister. Kaldığımız yerden devam ediyoruz. Konumuz Başkent Üniversitesi Atamer Öğretim Üyesi Yardımcı Doçent Doktor Halil Özcan. Mustafa Kemal Atatürk'ün yazılı tarihin dışında, bildiğimiz tarihin dışındaki tavırları, fikirleri, görüşlerini konuşuyoruz. Hocamız da sağ olsun bize onları tek tek anlatıyor. Aslında güzel taraflar hocam. Çünkü diğer yerleri biliyoruz. Evet, evet. Hep yıllar boyu ezberledik. Ama önemli olan tabii ki Mustafa Kemal'in bu karakteristik özellikleri. Buyurun kaldığımız yerden devam edelim. Evet. Şimdi büyük zaferden sonra trenle Ankara'ya dönmektedir. Akşam kompartımanına çekilir. Sabah olur, yaver gelir, kapıyı açar. Atatürk perişan haldedir. Gözler kan çana ve yorgun bitkin gözüküyor. Sorar, paşam, uyumadınız mı? Gülümser, der ki kompartımana yastık ve battaniye koymayı unutmuşsunuz. Kolumu başımın altına yastık yapmaya çalıştım, boynum ağrıdı. Setremi, ceketimi yastık yapmaya çalıştım, sırtım üşüdü. Ben de oturdum, öyle bekledim. Ama biz hemen yandaydık. Birimize haber verseydiniz, yastık ve battaniyeyi kompartımana getirirdik. Biraz geç olmuştu. Bir baktım hepiniz uyuyordunuz. Sizi uyandırmaya kıyamadım. Siz de en az benim kadar ve benden daha çok yorgundunuz. Önemli olan milletim rahat uyusun diyor. Şu mütevaziliğe bakar mısınız? Evet, kimseyi rahatsız etmiyor. Evet. Ve mütevazı. Millet aşkı. Benim yegane aşkım milletimin aşkıdır der. Önce milletler arasına girilmesini çok istemez. Hele hele güvenlik tedbirleriyle de olsa çok istemez. Sanırım Bursa tarafına bir ziyarete gittiğinde yol boyunca askerler dizilmiş. Ellerine çapraz olarak silahlarını almış. Silahların üzerine süngüler takılmış. Döner der ki bu ne? Efendim der. Sizin korumanız için güvenlik tedbirleri aldık. Der ki koruma tedbirleri milleti ürkütmeyecek ve rencide etmeyecek şekilde alınmalıdır diye söyler. Çok manalı. Ve Cumhuriyet'in 3. yılında halkın arasına karışır, halkla birlikte yürümeye başlar. Korumalar, yaverler peşine takılır. Derler ki yaver, paşam arabanız geliyor, siz araca binseniz. Der ki çocuk çekil yanımdan. Bak halkla beraberim. Sen sevmiş olabilirsin ama hiç sevildin mi? O sevilmenin zevkini tattın mı? Hele aşkın Türk milleti olursa o sevilme ne büyük bir duygudur bilir misin? Ne kutsal bir şeydir. Evet diye söyler. Ve İngiltere'nin askeri ateşesi Albay Ross Ankara'da Atatürk'e bir soru sorar. Biliyorsunuz İngiltere'de yönetim asillerin elinde ve sör unvanı alır onlar. Atatürk'e der ki siz hangi asil ailedensiniz? Atatürk tarihten bir yanıt verir. Der ki İtalya'ya inmek isteyen Türk Atilla ile barış görüşmesi yapacak olan Theodos, ki Theodos annesinin ve babasının asilliğiyle iftihar eden birisidir. Atatürk'e Atilla'ya bu soruyu sorar. Siz hangi asil ailedensiniz diye. Atilla'nın cevabı da ben asil bir milletin evladıyım. Atilla'nın cevabı size cevabım olsun diye söyler Atatürk. Bir halk çocuğudur.
Ve Atatürk bu Emil Ludwig Alman gazeteci sorar. Avrupa'da size tek adam diyorlar. Atatürk der ki, daha saltanatı kaldırmadan parlamentoyu açtım. Padişahın gitmesini beklemeden parlamentoyu açtım. Bana verilmeye çalışılan başkanlık yetkilerinin hepsini milletimin temsilcileriyle paylaştım ve tüm kurumları oluşturdum diye cevap verecektir. Ve Atatürk'ün mazlum milletlere nasıl örnek olduğuyla ilgili bir geçelim isterseniz. Çünkü Atatürk sadece ülkemizi etkilemedi. Biraz önce siz de bahsetmiştiniz, hani geriden bakmak Yüce Dağ'ın azametine örnek olsun. Dünyanın örnek aldığı sahne. Evet. 1923 yılında İngiltere tahtında Kral 5. George oturmaktadır. Daha sonra kral olacak ve biraz sonra ondan da bir anekdot anlatacağım. İngiltere Kralı Edward, Prens Edward Hindistan'ı ziyarete gider. Hindistan'a vardığında sadece bir bando ve birkaç görevli kendisini karşılar. Hindistan halkından hiç kimse karşılamada yoktur. Babasına telgraf çeker. Der ki, bu bize Gandhi'nin bir tuzağı mıdır? Babası der ki, sen onu Gandhi'de değil, Mustafa Kemal'in Ulusal Bağımsızlık Savaşı'nda ara. Çünkü artık orası uyanmıştır. Ve Nebi Bey, biz kurtarıcımıza Atatürk dedik. Bizim doğumuzdaki milletler İslam'ın kılıcı unvanını verdiler. Bizim güneyimizdeki milletler, özellikle Mısır'da Ataşark ismini verdi. Doğunun atası. Kahramanı. Evet, doğunun atası, Şark'ın atası ve doğunun da bir kahramanıdır Atatürk. Ve biraz önce bu İngiltere Kralı'ndan bahsetmiştim. İngiltere Kralı İstanbul'da Atatürk'ü ziyarete gelir. Yatından iner, bir motora biner. Deniz dalgalıdır. Dolmabahçe rıhtımına geldiğinde, rıhtıma çıkarken elini atar ve eli çamur olur. Karaya, eli toprağa değer, çamur olur. Sonra Atatürk krala elini uzatıp yukarı çıkmasına yardım edecektir. Atatürk elini uzattığında kral cebinden mendilini çıkarıp elinin çamurunu silmeye çalışır. Atatürk der ki, ekselansları, memleketimin toprağı temizdir, şehit kanlarıyla yıkanmıştır. Elinizi kirletmez, silmeyiniz der ve elinden tutar yukarı çıkartır. İngiltere kralına karşı. Bu bir müthiş bir özgüven ve müthiş bir millet sevgisinin ifadesidir. Doğudan örnek verdim. Bir de batıdan örnek vereyim. Atatürk sadece bizim doğunun kahramanı değil. Arnavutluk'ta bir genç, 1908 doğumlu. Arnavutluk'ta krallık rejimi var. İsmet Toto isimli bir genç. Gençlik lideri bu. Krallık İsmet Toto'yu İtalya'ya ve Almanya'ya gençlik modellerini öğrensin. Aynı gençlik modelini, paramiliter gençlik modelini Arnavutluk'ta da kursun istiyor. İsmet Toto üstelik Arnavutluk'ta Amerikan okulunda ve üniversiteyi İtalya'da okumuş bir genç. Gider, oraları inceler, döner ve der ki, bizim kurtuluşumuz ne İtalya'da, ne de Almanya'da, ne de Sovyetler Birliği'nde. Bizim kurtuluşumuz Gazi Mustafa Kemal Atatürk'te der ve Gazi Kemal Atatürk isimli, ismi sadece Türkçe bir kitap yazar. Kitabın içerisinde hayran bir gencin Atatürk'e olan müthiş bir izlenimi vardır ve adeta Atatürk'ün resmini çizer. Ve biliyor musunuz? O Gazi Kemal Atatürk kitabı tıpkı Atatürk'ün gençliğe hitabesi, Atatürk'ün nutuğu gibi gençliğe hitabeyle biter. Sonra ne olur? Bu çocuk abisiyle birlikte krala karşı isyan girişiminde bulunur. Abisi ölü olarak ele geçirilir ve 29 yaşında Tiran'da çok hızlı bir yargılamada, ki o yargılamada söylediği bir söz var hakimlere, diyor ki, bazı insanların ölüsü, ölü insanların bazılarının kıymeti diri insanlardan daha çok bu dünyayı yönetir. Fikirlerimin ölmeyeceğini umuyorum. Gazi Mustafa Kemal'e bağlıyım. Ve diyor, Arnavut halkı da inanın ki evlerinde benim konuştuğumun hepsini konuşuyor ama dışarıda seslendirmekten korkuyor. Ölmekten korkmuyorum diyor ve idam ediliyor bu çocuk. Ve bunun yanında bir şey daha söylemek isterim. Atatürk'ün biraz da doğayla ilgili
yönlerini anlatalım. Ankara'da Söğüt Özü bir mesire yeridir. Söğütler insanlara çok rahatlık verir biliyorsunuz. Orası hoşuna gider ve der ki şurada bana bir küçük kulübe yapsak der. Efendim ne demek hemen derler. Yalnız 25-30 tane söğüt ağacı vardır. Onların kesilmesi lazım. Atatürk'ün de ağacın kesilmesine içi el vermez. Der ki bu ağaçlar benim denetimimde topraktan sökülüp yerlerine dikilecek. Ağaçların tuttuğunu göreceğim. Ondan sonra kulübe yapılacak der. Bunu yapar. Hatta Hasan Rıza Soyak der ki bir işçi titizliğiyle sabahtan gider orada mesaisini yapar. Devlet işlerini aksatmadan bu işlere nezaret etti der. Orada küçük bir kulübe yapılır. Kulübenin içerisinde bir sedir, bir sehpa, iki koltuk vardır. Ve sedirin üzerindeki döşek ottan döşektir. Ve cephedeki gibi ot döşeğin üzerinde istirahat eder Atatürk. Ve orman çiftliği Cumhuriyet'in ikinci yılında doğayla savaşını başlatmıştır. Ve mucizevi bir şekilde bataklık olan, sivrisinek bataklığı olan ve yırtıcı hayvanların adeta üzerinde uçuştuğu, ağaçların olmadığı bir bozkırı kendisine çiftlik olarak satın alır ve numune çiftlik kurar. Etrafındaki herkes bu çiftlik sizin hem paranızı yer hem de zamanınızı yutar. Yapmayın der ama o yapar. Numune çiftlikler oluşturalım ve bunlarda fabrika kuralım, ağaçlandıralım, halkımız istirahat etsin, hayvanat bahçesi kuralım, gelip geçsinler, görsünler diye söyleyecektir. Tam böyle o oldu. O çiftliğin üzerinde bir tümsek vardır. O çiftliğe de, tümseğe de mühendisler bir tavuk çiftliği kurmak isterler. Ben burayı kendime kabir olarak ayırmıştım der. Ama nasıl olsa milletin bana bir kabir yeri bulur der ve şunu söyler. Kabirimin üzeri ve etrafı açık olsun. Memleketimden gelecek rüzgarlar benim üzerimde dolaşsın der. Ve kabirimin girişine bir kitabe, o kitabeye de gençliğe hitabe yazılsın. Geleni gideni çok olur, okusunlar der. Bu bir ödevdir. O gençliğe hitabenin içeriğinin hepsi ben Atatürkçüyüm diyen, ben cumhuriyetçiyim diyen bu milletin evlatlarına bir ödevdir. Ve daha sonra yine bu cenazeyle, ölümüyle ilgili, Anıtkabir'le ilgili bir konuda Çankaya Köşkü'nde geçer. Recep Peker der ki, efendim der, yurdun sınır boylarından ve topraklar getirip sizin kabrinize koyarız der. Bak bunu unutma der Afet İnan'a. Daha sonra yurdun her tarafından topraklar ama Azerbaycan'dan da getirilir toprak. Bunun yanında Süleyman Şah Türbesi'nin toprağı da getirilir Türk vatanı sayıldığı için. Kıbrıs'tan getirilir ve Kore'den getirilir orada Türk askerleri şehit olduğu için. Oraya konur ama bir önemli özellik daha var. Anıtkabir nasıl seçildi? Bir askerlere o dönem Ankara'nın o Rasat Tepesi boş olduğu için askerlere bir manevra yaptırmaktadır. Tepeye geldiğinde tepenin Ankara'ya hakim olduğunu görür ve orası hoşuna gider. Birkaç defa daha gider orada böyle bir gözlemlerde bulunur. Sonra yer olarak Anıtkabir belirlenir ama Anıtkabir biraz önce söylediğim gibi Anıtkabir'in kabri, Atatürk'ün kabri vatan toprağıyla, yurt toprağıyla doldurulur. Anıtkabir'in dışı 23, o dönem 23 değişik ülkeden getirilen fidanlarla ve ağaçlarla barış parkı olarak yapılır. Bu nedir biliyor musunuz? Anıtkabir'de yurt toprağı, dünya ağacı, barış parkı. Yurtta barış, dünyada barış Anıtkabir'dedir. Ve aslanlı yol. Aslanlı yolda 24 tane aslan vardır. O 24 aslan, 24 Oğuz boyunun timsalidir. Aslan oturuyor. Barışın simgesidir. Çok güçlü ama evet. Oturuyor. Yeter ki ayağı kaldırılmasın diye söyleyelim. Hocam bu arada 2 dakikamız var. Sona doğru yaklaşıyoruz. Güzel anlatıyorsunuz da. Peki. Şunu söylemek isterim. Atatürk okudukça gözümde büyüyor, okudukça beni kendisine daha çok çekiyor. Ve Atatürk'ün yörüngesine girdiğinizde bambaşka dünyalara gidiyorsunuz. Türk milletine Atatürk'ü okumasını tavsiye ediyorum. Ve Atatürk şöyle diyecektir. Bir kısaca şu etnografya vardı ama onu söylemeden geçmeyeyim de son sözüm ondan hocam, sonra söyleyeyim. Hocam 1,5 dakikamız tabii, var peki. Son. Eğer yetişse bu. Etnografya Müzesi hazırlanmaktadır. Kış ayıdır. Oraya gider. Arif Hikmet Bey'le konuşur.
Ve kış olmasına rağmen şöyle bir bakar, Gençlik Parkı bataklık halinde. Orman çiftliği henüz yapılamamış. Der ki, ya buraya gelsem, burada biraz istirahat etsem, kahve içsem, bu manzara çok güzel gözüküyor der. Oraya bir daha gidemez ama. 15 yıl naaşı o etnografya müzesinde kalır. Bu önemli. Ve şunu söyleyeyim. Yakup Kadri Karaosmanoğlu der ki, Atatürk kendisini unutmayanlar için sonsuz bir enerji kaynağıdır. Enerjimiz Atatürk'tedir. Atatürk'ü öğrenelim ve saygıyla, minnetle, özlemle analım diyorum. Teşekkür ediyorum. Hocam çok teşekkürler. Güzel anlattınız gerçekten. Dinlemek de keyif verdi. Çünkü Atatürk'ün farklı taraflarından bahsettiniz. Daha da bahsedecek çok taraf var ve kendilerinin kifayetsiz kaldığı bir lider. Çok sağ olun tekrar. Ben teşekkür ederim. Sağ olun. Sayın seyirciler, bizler de güne bakışı noktalayacağız. 10 Kasım sabahındaydık. Anlamlı bir gündeydik. Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ü bir kez daha minnet, şükran, gurur ve özlemle, saygıyla anıyoruz. Gerçekten ne desek az, yetersiz. Elimizden gelen sadece bu, onu anmak. Bizler pazartesi sabah tekrar burada olacağız. Hoşça kalın. Kanal B'de kalmaya devam edin. Tekrar görüşmek dileğiyle. Asla şüphem yoktur ki,